Evet sevgili izleyiciler, Kent Yaşam ekibi olarak Bolu Gölcük'e geldik. Buranın güzelliklerini anlatmakla bitirmek de mümkün değil. Kameraman İhsan Ulak arkadaşımızın bugünkü geldiğimiz kış görüntülerinin dışında elimizde var olan imkanlarla temin ettiğimiz bir takım farklı mevsimden görüntülerle sizlere paylaştıracağız. Gölcük hemen Bolu'dan 13 kilometre yukarı dağa doğru çıktığınızda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından akan bir suyun önüne yapılan set ile oluşturulmuş bir göl. Ve gölün yükseltisi deniz seviyesinden 1210 metre ve göl kenarında da 1300 küsur metreye kadar bir yaya yolu geçmekte. Gölün hemen şu andaki mevcut konumunu anlatacak olursak hemen girişte bir otopark ve küçük bir göl gazinosu var. Bunun dışında halkın, kamunun yararlanabileceği küçük piknik alanları, mangal alanları ve burada yaya yürüyüşlerinin yapılabileceği bir takım yol güzergahları var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölgeye has endemik bitkilerin olması, bölgeye has orman yapısının olması ve doğası ve güzelliği. Ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu simgesel yapı da birçok kartpostallarda hepiniz gördüğünüzde hatırlayacaksınız. İşte bu cennet köşenin bir parçasıydı. Burayla ilgili olarak yapılması düşünülen otel ve dağ evleriyle ilgili maalesef 25 tane bu yaya yolunun çevrildiği alan üzerinde orman içerisinde 25 adet küçük konaklama tesisi yapılacak ve 400 küsur metrekare taban oturumlu 3 katlı 29 odalı da bir butik otel düşünülüyor hemen girişte. Bütün bunlara baktığımızda bu yapıların tetikleyeceği önümüzdeki sürece de baktığımızda endişe duymamak mümkün değil. Ve burada konaklayacak olan gelir seviyesi yüksek tanımı getirilmiş. Bu aslında nasıl bir ifadeyle rapora aktarıldı? Utanç verici bir olay. Buranın halka açık, kamuya açık olan bu alanın maalesef nin kullanımına yönlendirilmesi, kamunun buraya girmesi bu projeyle maalesef yasaklanmış olacak. Özellikle Kent Yaşam ekibi olarak hemen işin başında kamuoyuna henüz yeni açıklanmışken bunu özellikle sizlere program olarak sunup aktarmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu cennetin bir köşesi diyebileceğim bir güzellikti ki bu yerle ilgili olarak tabii kamuoyunda yaratılan tepkiler var. Bu tepkiler üzerine ben Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan'la beraberiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün buraya kayıt yapmak için geldiğimizde sağ olsunlar teklifimizi reddetmediler. Kendileri de bugün burada ve buradaki platform üyeleriyle de cidden çok ciddi destekleri var. Tanju Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz değil mi? Teşekkür ederim gösterdiğiniz duyarlılık için. Minnettarız Bolu halkı olarak. Estağfurullah, bu bizim görevimiz. Yeter ki bir şeyler yapabilelim. İhaleye 13 firma katılmış. Tabii buranın bir geçmişi var. Güzellikleri ve doğasıyla ilgili şeyleri anlatmakla bitirecek gibi değil. Siz Bolu milletvekili olarak... İşin neresine nasıl tutuyorsunuz, neler yapıyorsunuz, ne olacak? Şimdi hani Rusların asırlardır devam eden bir hayalleri vardır, sıcak denizlere inmek gibi. Bizim AKP'lilerin de Türkiye genelinde bu yeşil alanlara göz dikmek gibi, buraları rant alanına çevirmek gibi bir hayalleri var her zaman. 2009'a kadar burası Milli Park'tı. 2009'a birden Milli Park statüsünü değiştirdiler. Yani bu şu anlama geliyor. Birinci derece sit alanına, ikinci derece sit alanına çevirip kısmi olarak da olsa yapılaşmayı açmak. Yani onun önünü açıyorlar. Tabii hikaye böyle başladı aslında. Hı hı hı. Etap etap geldi ve sonuç itibarıyla gelinen noktada da ihale yapıldı geçen hafta. Biz ihale kesinleşmeden yani 3 Ocak'a kadar bu ihale hukuka aykırıdır. Bu ihaleyi derhal idare olarak siz feshedin. Bunun derdindeyiz. Bunu yaptırtabilirsek ciddi şekilde zaman kazanacağız. Hı hı. Olmadığı takdirde yargısal süreç başlayacak. Sanırım Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde bu konuda yargıya bir müracaatı var.
Tabii şöyle söyleyeyim. Aslında bakanlığın kararıyla ilgili de yargıya müracaatlar var. Onlar henüz sonuçlanmadı. İhale kesinleşmediği için ihalenin feshi davası şu an için açılamıyor. Ama 3 Ocak'ta eğer bu talihsiz ihaleyi feshetmezlerse ihalenin feshiyle ilgili de hukuk girişimler başlayacak. Çeşitli STK'lar bu konuda adım atma hazırlığında. Ben milletvekili olarak bu adımların birleştirilmesinden yanayım. Gerekirse hukuken adım atmaya kararlı olanları bir araya getirme gibi bir misyonum olabilir benim. Konunun belli bir süreç içerisinde parlamentoda sanırım dile getirdiniz. Bundan sonraki süreçlerde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonraki süreçte Sayın Genel Başkanımızla da ayrıntılı olarak görüşeceğim. Gerekirse Orman ve Su İşleri Bakanı hakkında bir gen soruyla da biz bu konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Tabii meclise bir 15 günlük ara verilmesi bu süreçte bizim açımızdan kötü oldu. Ama ben 3 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledim. 25 kadar milletvekili arkadaşımla birlikte. Gerekirse de gen soruyla da Türkiye'nin gündemine bu konuyu tekrar getirme hazırlığında olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. İki samimi bir soru sormak istiyorum. Parlamentoda AKP'li arkadaşlarınız da var vekil olarak ki dostluklarınız da var. Belki burayı hiç görmeden sadece orada bir takım kararlarla verilen bir neticesinde sizin bu konudaki anlattığınız duyarlılığınızı ifade ettiğiniz konuda nasıl bir katılımları var? Yani siz inanıyor musunuz bunun geri adım atılabilecek mi bu konuda? Şimdi parlamentodaki 550 milletvekilinden belki burayı görmeyen 5 kişi vardır. Hemen hemen 5 hepsi kişi vardır. Hepsi burayı biliyor. görmüş ve beğenmiş. İnanın bir AKP'li milletvekili bana dedi ki ben İsviçre'de dedi okudum dedi. İsviçre'yi dedi karış karış bilirim dedi. Ama İsviçre'de bile Gölcük gibi bir yer yok dedi. Dolayısıyla burası bu halde korunmalı dedi. Ben bu konuda dedi size dedi kalben destek veriyorum ama tabii siyaseten bizim ortaya çıkıp kendi partimize mensup bir belediye başkanının, Orman Bakanı'nın çevirdiği bu işin karşısında olabilmemiz mümkün değil diyor. Yani Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar işin doğrusu. Aslında onlar da rahatsızlar. Tabii Tayyip Erdoğan demişken ben Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisine bu konuyu anlatan bir mektup yazdım, faks Ha, şeklinde. yazdınız. Çevre duyarlılığınızı görmek istiyoruz dedim. Bakın ayın 31'inde Bolu'ya gelecek. 31 Aralık'ta. Ben Tayyip Erdoğan gelmeden bu ihalenin feshi müjdesinin Bolu halkına, Türkiye'ye verilmesini bekliyorum. Veya en geç 31 Aralık'ta Bolu'da konuşma yaparken bu ihalenin feshedildiğini, Gölcük'ün bu haliyle doğal olarak kalacağını duyurmasını bekliyorum. Bunu da söyledim. Yani bir vekil olarak böyle bir talebim var ve yazıya bir yanıt geldi mi şu ana kadar? Gelmedi. Henüz gelmedi. Gelmedi. Peki kendisinin burada olduğu süre içerisinde tekrar bu teklifinizi yinelemeyi düşünüyor musunuz? Gerekirse görüşme talebinde bulunacağım. Kabul ederlerse görüşüp bir muhalefet milletvekili olarak biz bunu siyasi bir mesele olarak görmüyoruz. Tamamen. Bolu'nun ve ülkenin bir doğal güzelliğinin ranta peşkeş çekilmesi olarak değerlendiriyoruz. Lütfen bunu anlatın. Bunu durdurun. Biz de Bolular olarak hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım size teşekkürlerimizi iletelim samimiyetle diyeceğim. Tanju Bey çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii platform üyesi arkadaşlarımın anlatacağı çok değerli konular var, bilgiler var vereceği, kamuoyuyla paylaşacağı. Onları da ben ayrıntılı olarak dinlemenizi bekliyorum. Bu Elbette. duyarlılığınız için de tekrar size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tüm ederim. olumlarımla. Her şeyden önce olayın siyasi yapısını bir kenara bırakıp olayı sadece buradaki doğa güzelliği açısından insani olarak baksak da buranın çocuğu olarak, Bolu'nun insanı olarak, buranın vekili olarak sonuna kadar arkasında olacağını söylediniz. Gerçekten çok teşekkürler. Tabii. Sağ olun. Dedelerimizden bize burası miras kaldı. Biz de torunlarımıza aynı doğallığıyla bırakmak istiyoruz. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Gölcük'le ilgili bir takım kararlar aslında biraz da kamuoyundan saklandı. Konunun gündeme gelmesinin hemen ardından oluşturulan Gölcük platformunun bileşenlerinin bu konuda bir dizi çalışmaları oldu. Bununla ilgili olarak da Avukat Ferit Atalay, kendisi aynı zamanda Bolu Baro Başkanı, bu platformun üyesi. Ferit Bey, buradaki konu ile ilgili
yasal ve hukuksal süreç ne olur, nasıl gelişir, nedir? Bunu da sizden alalım. Şimdi öncelikle anayasanın 56. maddesinde anayasa diyor ki herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diyor. Ve çevrenin korunması ve düzenlenmesi için de gerek devlete gerek bireylere sorumluluklar da yüklüyor anayasanın 56. maddesi. Bunun ötesinde Türkiye'de çevreyi düzenleyen bir sürü yasa var. İşte yaban hayatından tutun, su kirliliği yönetmeliğinden tutun, orman yasalarına, milli parklar kanununa kadar bir dizi yasa, tüzük ve yönetmelikte bu düzenlemeler yapılmış. Ama Gölcük'ü temel olarak ilgilendiren yasa 2873 sayılı Milli Parklar Yasası doğrudan doğruya Gölcük'le ilgili. Burası bir milli park değil. Ancak Milli Parklar Kanunu'nun ikinci maddesine göre burası tabiat parkı, doğal park olarak nitelendiği için Milli Parklar Yasası'na göre işlem gören bir yer burası. Hı hı. Tabii Milli Parklar Yasası'nın kapsamına girince bu tür yerlerin imara açılması, bu tür yerlerde inşaat yapılması çok sıkı şekil ve yasal şartlara bağlı. Milli Parklar Yasası'nın yani 2873 sayılı yasanın 8. maddesinde buralar için uzun bir planlama yapılarak turistik amaçlı tesis yapılacağını öngörüyor, buna izin veriyor. Ancak bu izin öylesine katı şartlara bağlı ki burada bir inşaat yaparken bu izin koşullarının oluşup oluşmadığını çok iyi irdelemek lazım. İki tane ana neden var bunların başında. Birisi Genelkurmay Başkanlığı'nın milli güvenlik nedeniyle yapacağı tesisler için alınabilecek bir izin. İkincisi de burada kesinlikle kamu yararı için yapılabilecek turistik tesislerdir. Burada 25 adet bungalov, 19 yataklı bir otelin yapılması planlanıyor. Sorulacak ilk soru şudur. Acaba burada kamu yararı var mıdır? Nedir kamu yararı? Kamu hizmetinden bireylerin ve toplumun faydalanmasıdır. Buraya yapılacak tesislerden elde edilecek gelir, buraya yapılacak tesislerde konaklayacak kişiler acaba kamusal bir yarar için mi vardırlar? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. Şöyle bir yorum yapılabilir. Belediye kira gelirini ne elde edecek? Bu gelir halka harcanacak gibi bir yaklaşım, sakat bir yaklaşımdır. Bu kamu yararı değildir. Kamu yararı doğrudan doğruya vatandaşın hizmetine sunulmuş faydadır. Dolayısıyla burada bir tesis yapılmasına kamusal bir yarar bulunmamaktadır. Peki Sayın Ferit Bey, ben şunu da size sormak istiyorum. Bolu Belediyesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın arasındaki yapmış olduğu protokol, Bolu Belediyesi'ne burada böyle bir faaliyetin yapması, yaptırması konusunda yetki verebiliyor mu? Şimdi inşaat faaliyeti sorunu hukuksal açıdan ele aldığınız anda, hı hı, Bolu Belediyesi burayı 49 yıllığına kiralamış görülüyor Orman ve Su İşleri'nden ve evet, aynı hak tesis etme yetkisini alarak. Yani aynı hak tesis etme yetkisi nedir? Mülkiyete ilişkin işlem yapma yetkisidir. Oysa burası orman dokusuna tabi bir yerdir. Burası ormandır. Biliyorsunuz anayasamıza göre ormanlar hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Ormanlardaki açık alanlar, ağaç kesilen yerler, yangınla açılan yerler hiçbir şekilde özel mülkiyete konu edilemeyeceği gibi tapuya tescil edilemez, tapuya tescili dahi talep edilemez. Her ne kadar Bolu Belediyesi burayı kiraladığını ve kira sözleşmesinin kapsamında burayı ihaleye çıkardığını ifade etmekte de burada yapılacak inşaatlar sonuç itibariyle bir tescile tabi olduğundan aynı hak tesis etme hakkı yoktur. Yani devletin mülkiyeti altında olan bir taşınmazı, bir orman alanını istihdam, oradan yararlanacak kişi yine devlettir. Bolu Belediyesi tüzel kişiliğinin burada aynı hak tesis etme hakkı yasaya göre yoktur. Bana göre sözleşme son derece hatalı biçimde yorumlanarak ihaleye çıkarılmıştır. Bu nedenle ihalenin ciddi bir iptal nedeni olduğunu düşünüyorum. Yani hukuksal süreçte baktığınızda sanırım burayla ilgili umarız olumlu gelişmeler olur, hukuksal süreç başlamaz. Ama bireysel olarak yapılacak olan müracaatlarda bu bahsetmiş olduğunuz konu üzerinden açılacak olan bir dava, hukukçu olarak bu davanın sonucunun bu manada gelişmesi gerekir diyorsunuz. Şimdi bu ihaleyle ilgili tartışılabilecek sadece bu husus değil. Birden fazla usule, evet, aykırılık ya da yasaya aykırılık var. Örneğin burası bir kapalı havza. Yani küçük bir yapay göl burası. Gölün etrafında gördüğünüz gibi 150 yılı aşkın süren bir orman ağaçları var, bir asırlık ağaçlar var. Burada endemik bitki türleri var. Buraya kendine özgü bir ekosistem var. Burada sınırlı da olsa yaşanan bir yaban hayatı var. Evet. Şimdi
2873 sayılı bu yasa, Milli Parklar Yasası'nın 15. maddesi çok açık aslında. Böyle açık alanlarda orman dokusunun egemen olduğu, ekosistemin bozulacağı, su kirlilik yönetmeliği uyarınca gölün kirleneceği, atıkların, çevrenin tahrip olacağı bir yerde kesinlikle inşaata izin vermiyor. Yani bunu eğerek, bükerek, başka bir yasal yolları delerek burada inşaat yapmak mümkün değil. Çünkü burada iki tane temel sorun var burada. Bir, kamu yararı yok. İki, hem bu göl kirlenecek, hem ekosistem bozulacak. Buradan çıkan atıkların nereye gireceği meçhul, kanalizasyonun nereye gideceği meçhul. Göl kirlenecek, toprak dokusu bozulacak, ağaç dokusu bozulacak, yaban hayatı bozulacak. Dolayısıyla burası elden çıkacak. Bir başka önemli konu, eğer halk yararı diyorsak, Bolu Belediyesi'nin verilerine göre 2016 yılında burayı 360 bin kişi ziyaret etmiş. 2014'te bu rakamın 410 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Yani yılda neredeyse yarım milyon kişi Türkiye'nin muhtelif kentlerinden ve Bolu'dan gelerek burayı ziyaret ediyor. Burayı kapattığınız anda bu yarar ortadan kalkacak. Burası kime hizmet edecek? Efendim, ifadeye göre üst gelir grupları. Kimdir onlar? Meçhul. Yani evet. Adı konmamış kişiler. Dolayısıyla burayı halkın yararına devam eden bir tesisi kapatıyorsunuz. Efendim söyleyeyim, bu tesisi çevreyi yok ediyorsunuz, doğa bilincini yok ediyorsunuz. Yani yasal mevzuata baktığınız zaman, Türkiye'deki meri mevzuata baktığınız zaman buranın ihaleye çıkarılmasında tutulur bir yan göremiyoruz. Umarım ki yargı mercileri bu ihalenin iptalini eder ve burayı gerçeği sahibi olan halka iade eder diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Gölcük Platformu üyeleriyle röportajlarımız devam ediyor. Tüm Emekliler Sendikası üyesi iki arkadaşımız Lütfiye Atalay, Lütfiye Özkan, Özkan ve Emine Atıcı. Emine Atıcı. Emekli öğretmenlersiniz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Bolu Kız Öğretmen Okulu evet. mezunusunuz. Evet. Orası da bize yabancı değil. Çünkü eşim de, kardeşlerim de hep evet. oradan mezundular. Evet. Eğitimci kimliğinizin ötesinde Bolu'da yaşayan biri olarak böyle bir yerde yapılması düşünülenlerle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Benim çocukluğumda burası yazları kuruyan, kışları su tutan bir yerdi. Zamanla bu şekilde güzelleşti, tam bizlere sunulan bir yer oldu. Biz emekliler olarak hafta sonları, hafta arası gelip burada bir yürüyüş yapıp bir nefes alıyoruz. Eğer buralara herhangi binalar yapılırsa, başkaları gelirse, ağaçlar kesilirse bizim damarlarımız kesilmiş demektir. Evet. Biz emekliler olarak buralar, halk olarak yürüyüş yaptığımız en yakın Bolu'ya doğa güzelliği, sadece Bolu'muz için değil, tüm Türkiye için çok güzel olan bir yer. Buraya ağaçlar, herhangi bir binalar yapıldığı zaman, buranın özelliği gittiği zaman zor durumda kalırız. Bir de şey demek istiyorum. Bolu'da 200'ün üzerinde göl var. Daha uygun yerler var. Çevresinde hiç ağaç olmayan göller var. Gidip buralarda yapmak istediklerini yapabilirler. Ama burada herkese mal olmuş bir yerde gelip böyle binaların yapması bizim içimizi acıtıyor. Emine Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arkadaşın dediklerine katılıyorum. Teknik bilgileri zaten gerekli kişiler verdi. Doğamızı koruyalım, ağacımızı kesmeyelim, sahip çıkalım diyorum halk olarak. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir hafta önce pazar günü yine burada bir eylem vardı. İnsan zinciri oluşturulmuştu. Zuhal Işın, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Kadın Kolları Başkanı. Biraz o yaptığınız eylemden azıcık bahseder tabii. misiniz bize? Tabii. Gene Gölcük Platformu'nun bir eylemiydi. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeydi. Burada insan zinciri oluşturduk. Ve bütün burası çok kalabalıktı. Şehirde önce basın açıklamamızı yaptık. Sonra yürüyerek otobüslerin olduğu yere kadar geldik. Oradan buraya otobüslerle geldik ve burada el ele tutuşarak gölün etrafında insan zinciri oluşturduk. Gölcük Platformu içerisindeki bileşenler kimler, neler var, kimler var? Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi, Baro,
Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Eğitim Sen, Mimarlar Halk Odası. Evi, Mimarlar Odası, Emekli Sen. Bunun şu ilk aklıma gelenler bunlar. Yani Bolu'daki sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleri, Çağdaş Yaşam da vardı, evet. Peki halka konuyu iletebildiniz mi? Halkın bu konudaki bilincini aşamadı. Yani ihalenin açıklandığı tarihle bizim bundan haberdar olmamız 5 günü kapsadı. 5 gün içinde biz bu konuyu sahip çıkıp anlatmaya çalıştık halkımıza. Tabii süre çok kısaydı ama yine de çok iyi yol aldık ve oldukça kalabalık bir grupla biz burada eylemimizi yaptık ve son derece de etkili oldu. Ses getirdik. Ulusal basında yer aldı. Bütün ulusal medyada yer aldı. Ben eylemimizin etkili ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Sürecin mesele halledilene kadar da devamı tabii olacak. Ki. Yani Gölcük platformu olarak bu konuyu sürekli sıcak tutacağız. Yani asla peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir de ayrıca çevreyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben de çocukluğumdan beri burası bizim için vazgeçilmez. Yani bence Bolu'nun değil, Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yerlerinden birisi. Biz buraya ne yapalımı konuşmamamız gerek. Biz burayı nasıl koruyabiliriz? Biz buradaki bu muhteşem dokuyu, endemik yapıyı nasıl daha bakımlı hale getirebiliriz? Nasıl daha temiz tutarız? Bunları konuşmamız gerekirken, ranta açılmış ve burası katledilecek bir Gölcük'ü konuşmak benim yüreğimi acıtıyor. Ve gerçekten çok çok üzülüyorum. Hani şuraya bakarken diyorum ki yazıktır, katletmeyin. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Gölcük'teyiz. Hemen Gölcük'ün yolun kenarında, göl kenarında güzel bir yürüme yolu var. Onun kenarında da yine zaman zaman insanların dinlenmesi için böyle küçük banklar konulmuş. Burada Figen Can Timur Çakır ile Halk Evi'nden Gölcük platformu üyesi beraberiz. Onun da görüşlerini alacağız. Tabii böyle bir güne Figen Hanım köpeğiyle de gelmiş. İstedim ki ben Ulusal Kanal izleyicilerine hem Figen Hanım'ın görüşünü verelim hem de Figen Hanım'ın köpeğini de göstermek istedim. Buradaki sıkıntılar nedir? Bundan sonraki süreçte neler olur? Halka bu konuda konu indirebilirdi mi? Halkın duyarlı olduğunu düşünüyorum ama hani meydanlara çıkmasa da bu konuda görüştüğümüz arkadaşların hepsi duyarlı bir şekilde hani iletilerini sunuyorlar bize. Burada bir katliam olacağı kesin. Yani yapılacak otelin başlangıcıyla şu noktaya kadar bir alan otel için düşünülüyor. Yapılaşma, betonlaşma olacak orada. İllaki ağaç katliamı da olacak. Hı hı. Artı 29 tane bungalov yapılacak ve bu bungalovlar 60 metrekare, 40 metrekare. Yani ağaç kesilmeden bu alanda mümkün değil ki şey olması. Ağaç kesilmeden bir bina yapılaşma olması. Ben hani çevreci kimliğimle de burada olmak istedim. Televizyonlarda zaman zaman kamu spotları görüyoruz. Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı bir kamu spotu var. Tarım arazileri yok olmasın diye. Sanki tarım arazilerini biz açıyoruz. Biz çiftçiler, şeyler, köylüler yok tarım yok. Arazilerini yapılaşmaya sunuyoruz. Buyurun yapın, binaları dikin diyoruz. Bakanlıkta koruma açıyoruz. Yani Bolu'da, ben 89'dan beri Bolu'da yaşıyorum. 89'dan beri meralara TOKİ diktiler. Devasa yapılaşma yaptılar. Evet. Bütün alanları, yani köy alanlarının şey mücavir alanları yapılaşmaya açıyorlar. Bunu biz değil, devlet yapıyor. Yani devletin yetkili makamları. Ben şeyden de yani Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan da böyle bir kamu spotu bekliyorum. İnsan aklıyla dalga geçer gibi. Yani bütün derelere HES kuruluyor. Bütün orman alanları kesime ve özelleştirme. Bolu'daki ormanlar bir de özelleştirmeye açık. Yani şu anda özelleştiriliyor ve orman kıyımı yapılıyor. Yani bakanlıktan böyle bir kamu spotu daha yayınlasınlar, bizim aklımızla dalga geçsinler diye bekliyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Gölcük platformu üyeleriyle röportajlarımız devam ediyor. Evet, Zehra Kuleli Gezici, Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı. Zehra Hanım, teşekkür ederim öncelikle.
Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eğitimsel olarak bileşenlerin içindesiniz. Bu konuda siz de tepkilerinizi dile getiriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Başkan olarak sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Sadece bir eğitimci olarak değil, duyarlı bir yurttaş olarak biz tabiat alanlarımızın, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu ülkeyi çocuklarımıza doğasıyla, yeşiliyle bırakmak zorundayız. Ve bir tek insanlara has değil doğa. Burada milyonlarca canlı yaşıyor. Bir arada bütün insanlığın ortak değeridir Gölcük'te. Dolayısıyla buranın bu haliyle korunmasını istiyoruz. Ranta, talana açılmasını istemiyoruz. Şöyle bir şey, ben Bolu'da öğretmenlik yapıyorum, Bolulu değilim. Ama benim öğrencilerimden bile hala Bolu'yu, Gölcük'ü abantı görmemiş çocuklar var. Gelir durumu açısından o kadar ciddi bir uçurumlar var ki. Dolayısıyla biz aslında o çocuklarımıza da bu doğayı bu haliyle göstermek, yarınlara bırakmak sorumluluğu taşıyorum ben bir eğitimci olarak. Burayı sadece bir kesimin gelir, çıkar ya da rantına değil, bütün halkın sahip çıkması gereken bir yer olarak görüyoruz. Dolayısıyla platform olarak da biz baştan beri bu süreci çok oldu bittiye getirildi. Zaten hukuki olmayan kısmı da var. Mutlaka baro başkanımız bu konuyla ilgili konuşmuştur. İhalenin o kısmı da var ama dolayısıyla biz buranın bu haliyle kalması için bütün halkın kullanabilmesi için biliyorsunuz Abant'da şimdi bir oteller var. Orada da hakikaten ciddi bir çevre kıyımı oldu. Yani çok ilimle bilimle de el alınmıyor bizim bu turizm işlerimiz. Maalesef. Dolayısıyla oranın hani korunması, buraya bile 4000 yılda 400 bin insanın geldiği bir yer, bu bile fazla aslında bu Gölcük için doğallığının korunması açısından. Dolayısıyla bunların planlanması gerekirken şu anda yapılacak otelle ağaç kesmeyeceğiz diyorlar. Yani hangi fizik kuralıyla yapacaklar bunu inanması çok güç. İnsanların aklıyla da dalga geçiyorlar. Mutlaka o bölgeyi de çekeceksinizdir. Asırlık ağaçlar var orada. Yani nasıl böyle bir şey mümkün olacak? Hani onu da bir öğrenebilsek o da ayrı bir trajedi ayrıca. Dolayısıyla hani burada bir de halkı uzun vadede almayacaklar. O yapılaşma o haliyle kalmayacak. Bunu biz Uzungöl'de ve memleketin her yerinde gördük aslında. Bu talanın nasıl hakikaten gözü dönmüşlük içerisinde yapıldığını. Ve orada daha sonra halkın buraya alınması zamanla engellenecek. Ve aşağıda zaten gölden uzakta bir yerde mangal platformu yapılacak denilen bir yerde. Burası sadece üst gelir grubuna ait, memleketin ortak doğası değilmiş gibi sanki. Halkı da buradan uzaklaştıracaklar. Dolayısıyla biz buranın bu haliyle kalmasını istiyoruz. Çocuklarımıza burayı bu şekliyle bırakmak istiyoruz. Hatta koruyarak ve buradaki canlıların ekosisteme zarar vermeden kalmasını istiyoruz. Bunu kıyılarımızda da görüyoruz aslında otellerde. Yani biz güzelim koylarımızı işte ulusal ve uluslararası sermayeye açtık. Bu ülke bizim hepimizin. Sahip çıkacağız, koruyacağız. Ben şunu söylemiştim. Vatan bir harita değildir. Vatan işte bu gördüğünüz muhteşem Gölcük'tür. Bu köküne yaslandığımız hep birlikte ağaçtır. Buradaki sincabın telaşıdır. Dolayısıyla biz vatandan bir haritayı anlamıyoruz aslında. Ağacıyla, yeşiliyle, doğasıyla halkındır. Halkın da kalmalıdır. Bu haliyle çocuklarımıza da miras bırakacağımız bir yer olarak görüyorum. Sizin de ilginiz için çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi Başkanı Celal Aslan'la beraberiz. Celal Bey, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak siz de Gölcük platformunda yer aldınız. Sizin de görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak Ulusal Kanal Televizyonu'na bizim için çok çok önemli olan Gölcük platformunun oluşmasına neden olan bu olumsuzluktan incelik gösterdiniz, değer verdiniz, doğacı anlayışınızla bu programı yaptınız. Halkımıza ulaşabilmemize katkı sağlayacağınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dünya harikası bir cennet köşe ki mavi ile yeşilin bulunduğu böyle bir ender köşeyi başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Burası
hem Bolu halkının hem de çevre illerin, hatta Türkiye'deki insanın artık çok çok iyi tanıdığı, her zaman görmek istediği bir doğa harikası. Böylesine güzel bir doğayı, işte bungalov ev yapacağız, kır gazinosu yapacağız diye yapılaşmaya açmak kesinlikle doğru değildir. Halkın kullanımı açısından da iyi bir düşünce olmadığı kanısındayız. Bu anlamda da Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Gölcük platformunda yer aldık. Her türlü eylemde buranın doğa olarak, güzel olarak kalması anlamında elimizden geleni yapmaya da hazırız ve kararlıyız. Başkanlığımın yanında benim eğitimcilik yönüm de var, emekli öğretmenim. Biz öğrencilerimize ağaç kesmeyi değil, tam tersine ağaç dikmeyi öğretiyoruz. Her bir ağacın doğaya ve insanlara, canlılara sunduğu katkıyı anlatıyoruz. Bu bağlamda bakıldığında bir ağacın kesilmesine dahi gönlümüz razı değilken, yapılaşmaya yönelik birçok ağacın kesilmesinin, endemik ortamın bozulması noktasında tepki vermemiz kadar doğal bir durum yok diye düşünüyorum. Bu güzelliğin yaşatılması adına her şeyi yapmaya hazırız. Bolu halkını ve devamında da burayı görüp görme isteğinde olan, doğayı seven tüm Türkiye halkını Gölcük platformuna destek vermeye çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gölcük platformu içerisinde TUMOP var. Şimdi de TUMOP üyeleriyle beraberiz. Hemen arkamda da bu bölgenin güzel ağaç dokusunu görüyorsunuz. Köknar ve olağanüstü bir orman var gölün çevresinde. Tabii sizlerin de tahmin edebileceği gibi burada yapılacak olan 25 tane göl eviyle ilgili olarak maalesef bu ağaçlara da sanırım kıyılacak. Ama istiyoruz ki kıyılmasın. TUMOP da bu işin içerisinde taşın altına elini koydu her zamanki gibi. Murat Ataman, Türk Mühendis Mimarlar Birliği temsilcisi ve Makine Mühendisleri Odası Bolu Şube Başkanı. İlhan Uğur, Mimarlar Odası Bolu Temsilcilik Başkanı ve Nazmi Uçar, İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilcilik Başkanı. Önce Murat Bey sizden başlayalım. Şimdi TUMOP olarak olayın içindesiniz. Olayın teknik boyutlarını da alalım. Buradaki olayın yaratacağı sıkıntılar ne olacak ve neler yapacağız? Evet. Öncelikle böyle bir program yapıp bize de davet ettiğiniz için bu karlı bir günde buraya kadar zahmet ettiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Tüm Gölcük platformu ve odamız adına. Biz bu olayı yaklaşık işte bir hafta 10 gün önce duyduk. Çünkü bu tür işleri, yani bu tür faaliyetleri son derece gizlilik içerisinde yapıyorlar. Bunu duyduktan sonra da hemen bir platform oluşturduk ve ne olup bittiği konusunda da hem halkı hem ulusal kamuoyunu hem Bolu kamuoyunu bilgilendirmek için de elimizden gelen gayreti oluşturduk. Ve yaklaşık bir 12-13 örgüt ve de daha kişisel olarak katılanlarla beraber de Bolu Gölcük platformunu kurduk. Geçen hafta ulusal basında yer aldığı gibi bir Gölcük'e dokunma yürüyüşü ve de zinciri oluşturduk. Şimdi burada yapılacak iş öncelikle şu an bulunduğumuz ortamda örneğin hiçbir ağaç kesmeden buraya bir şeyler yapacağız diyorlar. Şimdi buraya yaklaşık 300 metrekare alanında bir tane gazino yapacağız diyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi yani yaklaşık her 2-3 metrekarede zaten bir ağaç var. Bunların hepsi de köknar ağaçları. Bunun yanında yine gölün karşı tarafında 25 tane de ihale ettiler. Aslında 27 tane çıkıyor. Çünkü büyük olasılıkla da herhalde 2 tanesi de kendileri açısından kullanılacak. Metrekare. Örneğin bu evlerin bir kısmı iki tip planlanmış. Bir kısmına 34-35 metrekare taban alanına oturmuş. Bir kısmı da daha büyük 60 metrekare taban alanına oturmuş bir bina. Bunlar da yine bunlar hepsini toplarsanız ortalama 1000 metrekarelik bir alan tutuyor ve böyle bir 1000 metrekarelik alanın buralarda ağaç kesimini yapmasına imkan yok. Özellikle tabiat parkını hepimiz biliyoruz. Buralardaki işte doğal doku bozulmaması gerekiyor. Bunun toprak hava kirliliği yaratmaması gerekiyor. Endemik yapıyı bozmamamız gerekiyor. Bu tür kuralları var. Bunlara rağmen bu yapılmak resmen buraya ihanet etmektir. Yani buraya kıymak demektir. Başka bir de olay yine mevcut bir gazinomuz vardı. Onun yanına da adı idare merkezi olarak geçiyor bütün şartnamelerde. İdare merkezini tanımlamışlar. Bu gelişme planına baktık. Böyle
vermiyorlardı zaten gözle gördüğümüz kadarıyla. Burada normalde kendilerinin planlamasında, yani uzun vadeli gelişme planında bu idare merkezi bir şey planlanmış. Eğer değişmediyse, değiştiyse onu bilemiyoruz. Burada sadece idare olacak ve müze gibi kullanılacak diyorlar. Fakat projeye bakıyoruz. 19 tane odası var. 500 metrekarelik bir alana kuruluyor. Bu nasıl değişti, neler yapıldı onu da bilmiyoruz. Nasıl da gelişmeleri de takip ediyoruz. Bununla ilgili Ankara'daki arkadaşlarımız dava süreciyle ilgileniyorlar. Biz Bolu'da yine dava açacak arkadaşlarla iletişim içerisindeyiz. Yani bunun iptali konusunda bu güzelliği bu şekilde devam ettirelim, bunu koruyalım diye çalışmalar yapıyoruz. İkinci bir konuda benim değinmek istediğim, şimdi bu tür planlarda yine uzun vadeli gelişme planına baktığımızda işte buranın altyapı, böyle bir tesisler yapılsa bile altyapısının hazırlanması gerektiğini, işte bunun kanalizasyon giderlerinin nasıl giderileceği, temiz su kaynaklarının nasıl sağlanacağını hepsinin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi burada biz buna da ulaşamıyoruz. Örneğin burada bu kadar kalacak yer yapılıyor. Bunun kanalizasyonu nereye gidecek? Ne yapacaklar? Herhangi bir plan da yok. Bunu ihale dosyasında böyle bir gelişme de yok. Çünkü buradan yaklaşık 4-5 kilometre altında Karacasu var. Karacasu'ya kadar bir kanal mı, hat mı döşecekler? Çok maliyetli bir iş. Buraya herhangi bir herhalde göle boşaltmayacaklardır bunu yani. Foseptik olsa bunu devamlı bu kokuda nasıl giderecekler? O da ayrı bir sorun. Şimdi bizim de önerimiz şu. Gölcük bu şekilde kalsın, dokunmayalım. Bunlar yine halka kullanımına açılsın. Tabii piknik ayrı bir konu. Pikniği sınırlayabiliriz, belirli yerlerde yaptırabiliriz. O buranın yani bu konuyla bir ilgisi yok. Ama bizim önerimiz eğer buranın yoğunluğunu azaltmak istiyorsak ve burayı daha temiz ve daha iyi kullanmak istiyorsak, burada Karacasu'da zaten turizm bölgemiz. Burada oteller yapılabilir. 3-4 kilometrelik mesafe. Bunu zaten otelin araçları, yani otel sahipleri halkı buraya getirir. Burası gündüz halkın kullanımına açık olarak ve gezmek, işte burada güzel fotoğraflar çekmek için dinlenme amaçlı kullanılır. Akşamları da burası doğal hayat olarak bu ormanın doğal sahiplerine bırakılır. Herkes de Karacasu'da akşamını geçirir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Nazmi Bey, oteli Karacasu'ya yapalım. Karacasu'daki otel müşterilerini serviste buraya alalım, burayı gezdirelim dedi Murat Bey. Yani bir öneri olarak. Yani evet. Buranın doğasına dokunmayalım dedi. Sizler ne diyeceksiniz? Bizler de aynı şeyleri savunuyoruz zaten. Yani buraya yapı yapılmasına karşıyız. Burada zaten bir tane sembolik yapısı var buranın. Bırakalım bu yapı kalsın. Zaten bu manzaralarda da görüyoruz o yapıyı. O yapı kalsın, başka yapı yapılmasını istiyoruz. Murat arkadaşımın dediği gibi Karacasu şey bölgesi zaten. Turizm alanı. Turizm alanıdır. Evet. Oraya yapılsın oteller. İnsanlar gelsinler. Zaten kendi araçları da var. Otelin araçları da var. Onlarla burada turistik gezilerini, işte doğa gezilerini yaparlar. Ve de gayet güzel olur diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Evet, Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı Uğur Bey. Şimdi yine Murat Bey belirtti. Buradaki yapılacak olan tesislerin pis su giderleri, kullanacakları temiz su ve altyapıyla ilgili sorunlar olacağından bahsetti. Otellerin aşağıdaki bir, tabii şunu da belirtmekte fayda var. Karacasu bölgesinde çok güzel kaplıca tesisleri var. Yani Bolu'nun en güzel dediğiniz gibi turizm alanı olan bir bölgesi. Evet. Buranın hakikaten şu andaki kendi sadeliği, kendi güzelliği, doğallığının yaşatılması ile ilgili olarak Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı olarak sizler ne söyleyeceksiniz? Şimdi arkadaşlarımın söylediği şeyler ek olarak, Bolu'nun bu Gölcüğü aslında bir vizyon. Yani Bolu'nun bir vizyonu. Hatta şöyle bir şeyden bahsedeyim. Eskiden bizim büyüklerimiz hatırlarlar. Yayın kesildiği zaman TRT'de Gölcük fotoğrafı çıkardı. Çünkü insanlar için her zaman dinlendi. Çok güzel bir kareydi. Evet evet, güzel bir kareydi. İnsanlar severlerdi. Biz daha da eskisine gidelim. Aslında Gölcük baktığınız zaman kuru bir dere burası. Hı hı. Bir boş bir alan. Sonra burayı insanlar sığleştirmeye başlıyorlar. Kullanmaya başlıyorlar. Hayvanlarını burada suluyorlar. Daha sonra buraya işte orman bir tesis yapıyor. O tesisi yeniliyor. Ağzını kapatıyorlar suyunu ve bugünkü Gölcük'ü elde ediyoruz. Yani aslında Gölcük'ü bu noktaya getiren yine bizim insanımız. Ama şu an yıl işin 1900, 1960'lardan beri 60'larda. Tabii. Yıl şimdi 2017. Yani 2017. 60'lardan 2017'ye gelişmemiz gerekirken
Evet. Nereye geldiğimizde burada bir vurgulamakta fayda var. Evet, şimdi 2017'ye geldik. Çok ilginç bir zamana geldik. Niye? Çünkü artık insan popülasyonu arttı. Nüfusumuz arttı. Artık kitle iletişim araçları var, sosyal medya var. Bu da daha da popüler bir yer haline geldi. Ve buraya gelen insan sayısında ciddi bir artış var. Bu noktada Murat Bey'in de söylediği gibi artık Bolu piknik yapılan bir yer burası Gölcük'te, ama yavaş yavaş onu da bırakmaya başladı. Aynı Yedigöller'deki gibi, Yedigöller de bir zamanlar piknik alanıydı. Popülasyon arttığı için, insanlar çok geldiği için o mangal olayını kaldırdılar. Kamp alanına geldi. Biz insanlara buraya şey demiyoruz, yani gelmeyin demiyoruz, gelin buraya diyoruz. Ama diyoruz ki hepimiz istifade edelim, bu güzelliği herkes yaşasın. Çünkü Gölcük çok ilginç bir yer hakikaten. Buraya kışın gelirsiniz, gördünüz zaten güzelliğini. Kış biraz daha ilerlesin, gölün ortasına çıkarsınız, içinde yürürsünüz, üzerinde yürürsünüz. Size başka bir hissiyat verir. İlkbaharda gelirsiniz başkadır, sonbaharda gelirsiniz başkadır, yazın başkadır. Bir de düşünün, böyle yıldız kayıyorsa, böyle tertemiz bir gökyüzünde Gölcük daha da başka bir yer haline geliyor. Ama bütün bunların ötesinde bir şey var. Burası sadece insanların değil, hayvanların da geldiği, sularını içtiği bir yer. Yani buranın gündüz sahipleri insanlar, akşam sahipleri hayvanlar. Biz doğayı insanlar olarak hayvanlarla da paylaşmayı, ağaçlarla da birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. İşte bizim burada söylemek istediğimiz şey bu. Biraz ara verelim, hızlı gitmeyelim. Nefes alacak yerlerimizi kendimiz yaratalım. Geçmişin mirasını ileriye daha iyi bir şekilde taşıyalım. Biz bunun için buradayız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kent yaşam ekibi olarak Bolu'ya, Gölcük'e geldik. Geçen hafta kamuoyuna düşen bir takım haberlerden dolayı bu canım cennetten bir köşenin de maalesef elimizden yavaşça gideceğini gördük. Ama görüyorum ki hemen yanımda görmüş olduğunuz Gölcük platformu üyeleri bu işin peşini bırakmayacak. Her birinin bu konudaki çalışması, aktivitesi sonuna kadar devam ediyor ve Bolu halkı, Gölcük platformu, bu Gölcük'ü birilerine yedirmeyeceğiz diyor. Biz de bu akşamki programımızı arkadaşlarla birlikte kapatıyoruz. Evet, kent yaşam ekibi Bolu'da, Gölcük'teydi. Bir başka kent yaşamda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Gölcük halkındır, halkın kalır.